Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu manzarayı görünce açılışı buradan yapmak istedim. Arkamda altın toplar. Çok güzel olmuşlar. Tam açıyorlar. Alerjik bünyeler için zarar olabilir ama çok güzel. Hastaneye geldim. Kız kardeşimin raporu var. Kuruldan geçmesi gereken. Şimdi size şu uçtan önce çekim. Çok güzel ya. Şöyle başlıyoruz hastanenin kenarına, ta oraya kadar. Burada bir tane var. Çok güzel bir manzara ya. Bugün de raporu götüreyim. Benim de hastane günümdü. Şu an 20 dakikadan fazla sürem var 9 için. 9'dan 9.30 arası burada olsun demişti. Ben de erken gelmek istedim. Hastanenin burada yan tarafında park edebileceğimiz yer var. Burada da böyle içeri girmemiz için merdivenler var. Burayı çok kullanırım ben. Eğer ana binada doktora gelmediysem, ben tahlillerimi de yanıma aldım. Arabayı alıp öbür tarafa geçip, Mehmet Bey'in günü ise bugün Mehmet Özüsüz'e bakınmak istiyorum. Yok değilse perşembe günü tekrar geleceğim. Tabii Allah izin verirse. Koştum. Hastaneye tam makine saat 9'da yetiştim. Daha gelip kurul sekreteri toplamamış. Ben diğer taraf sandım. Halbuki burada poliklinik ikinci kat yazıyormuş. Ama ben eskiden öbür tarafta yaptığım için oraya gittim. Oraya arabayı park ettim. Oradan buraya geldim. Tam vaktinde burada oluşum da güzeldi ama. Burada bekleyenler var. Söyle. Üçüncü kat. Asansörün içindeyiz. Üçüncü kata çıkacağım. İnşallah bayanınızı kaçırmadım. Sekreterciğimize. Saat 12'yi geçti. Ben işimi bitirdim. Altın toplar, güneş, bulutlar, çiçekler. Burada çok güzel. Hastanenin bu manzarası. Dün Gülden ablanın doğum günüydü ama pazar, her yer kapalı, sokağa çıkamıyorduk. Şimdi bugün ona gideceğimi söyledim. Dün doğum gününü kutladım. Bir çiçek bakacağım. Ya bahçe çiçeği, çünkü balkonda çiçekler var, mevsimlik, güzel asılı bir çiçek. Ya da küçük, çok büyük olmayan, bakımı kolay, kaktüs cinsi olabilir, bir saksı ev çiçeği. Ama en çok istediğim dışarıda bu güzel havalar, mevsimlik de olsa güzel bir çiçek. Öyle açan çiçekleri de çok seviyor kendisi çünkü. Zevki de incedir. Bakalım beğenecek mi? Merhaba. Merhaba. Çekmek bedava değil ha, ona göre. Parayla. Bizde bedava. Bu dışarıdaki şeyleri çok beğendim. Salkım, petunyalar var ya. Evet, evet. Onların fiyatını öğrenebilir miyim? 90 lira ve 75 lira büyük veriyorum. Çok güzel oldu, eline sağlık. Bu güzellikleri de çekeyim dedim. En çok bunu beğendim. Ama çabuk geçiyor. Benim güzelliklerim de burada. Şimdi Gülden ablamın güzelliklerini ona çaktırmadan götürebilir miyim? Bahçesine koyacağım. Kim getirmiş? Aa diyeceğim. Tabii beni görmezsin.
Arkadaşlar merhaba, Kıbrıs'tan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür eskisi gibi sık sık videolar atmak için video çekmeye başladım. Bugün de yüklediğim için edit yaptım, yükleme yaptım, dışarı çıktığımda telefonum yükleme yaptığı için dışarıda çekim yapamadım. Ama bir yerden başlayalım, bugün yarın devam edebileceğimiz bir vlog olur. Kaç zamandır tavuklu yemek yemek istemiyorum canımız. Meral'in de benim de normal ev yemekleri, normal yemekleri de kızartmalar bile yedik. Ama güzel haber ki kilo verdik. Ben de Meral de. Ümit'i tartmadık. Tartsak Ümit bizden önde giderdi bu arada. Meral şu an yok. Ama ton balıklı salata istedi. Ne yazık ki ton balıklı salatayı yapamayacak gibiydim. Baktım bir tane ton balığı var. Mısır istedi salatasına. Mısırım var, ton balığım var, domateslerim hepsi. Ayrıca bu da var. Bahçeden. Ah. Bahçeden topladığım domatesler arkadaşlar. Bu domatesin cinsini çok seviyorum. Birkaç gün sonra bunun fidanını ekmek için çimlendirme yapacağım. Havalar ılısın diyordum. Mart çıksın. Mart çıkınca fidan yapacağım. Nisan'ın 15'ine de ekeriz diye umuyorum. Böyle. Bunlar benim dalımdan. Daha dalları kurmamış domatesim. Evet. Yıkanmış maydanozlarım. Taze soğanlarım. Marulum domatesim. Ton balığım ve mısırım. Salata yapacağım. Ben salatayı hazırlayıncaya kadar da Meral gelir. Meral geldikten sonra da tatlı yapmayı düşünüyoruz. İki gün önce bir tatlı yaptık, videosunu çektim. Daha hatta videosunu editlemedim. Kendi çekti daha doğrusu. Ben de yapmadım. Meral yaptı, Meral çekti. Editini ben yapacağım. Onu da bu vloga koyar mıyım? Evet koyarım. Uzatmam belki de. Bunun devamını onu koyarım. Bu akşam kız kardeşime oturmaya gideceğim. Giderken yanımda bir şey götürmek istiyorum. Şimdi bir şey yapmak istemiyorum. Bir şey götürmek istemiyorum. Ben çayın yanında bir şey içmek, bir şey yemek istiyorum. Birkaç gündür aklımda yani çay ve bir şey yemek var. Herhalde bu diyete başladık. Oruç da gidiyor. Hep ben Recep diyorum. Recep'i bitirmişiz Şaban. Evet, Recep'i bitirmişiz. Şaban'a geçmişiz. Ben hala Recep ayında sanıyorum kendimi. Şaban ayındaymışız. Recep, Şaban, Ramazan. Evet. Şaban ayında 15'i geldi, geçti. İşte oruç, cumartesi günü oruç tutmayı da unutmuşum. Pazar tuttum, pazartesi tuttuk. Bugün tutmadık. Yarın da yok. Perşembe günü inşallah tutacağız. Salatayı yapayım. Çayın yanına bir şeyler istiyor canım. Ama çayın yanına ne istediğini bilmiyorum. Geçen gün bisküvi aldım. Yok, tuzlu. Tuzlu ama ağızda böyle kıyır kıyır dağılan bir şey. Markete giderken bakacağım. Kıyır kıyır dağılan ne bulurum diye. Tuzlu bisküvi. Belki de ya hiçbir şey bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben böyle çok böyle canım bir şey isteyince o olsun bu olsun diye bilen biri değilim. Kilere gideriz belki de ya. Ama çok geç oldu. Şu an saat 7:30. Yeni saate göre ama 10:30'da da sokağa çıkmayan saat, tamam. 7:30'da 7. 6:30-7 şu an hava kararına göre 7. Çünkü önceden de iftar 6:10'du. 7:10 oldu. 6:15'ti. 7:15 oldu. Böyle kıyır kıyır dağılan bir şey olacağım. Canım çok istedi. Oruçtayken de eğer aklıma bir şey takıldıysa o canım çekiyor. Yoksa hiçbir şey canım çekmiyor. Acıkmıyorum da. Sadece çay saatinin geldiğinde yemek istediğim şeyler aklıma geliyor. Şimdi salatayı yapacağım. Yok annem, bitirmene gerek yok. Burada olay. Ne bileyim ben. Biraz uzak bir nokta oldu ama öne çekersem yıpratabilirim diye. Şimdi de börek olsun dedim.
İnşallah yapabilirim. Sence olma ihtimali ne? Var. Var. Potansiyel görüyor musun? Yırtılmış. Ne yırtılsın? Yırtılsın diye uğraştık zaten. İncelsin diye. Biraz tuz serpmek gerekecek. Yine atabilir misin? Tabii ki de. Ben nerede? Bir insanım. Tuz nerede? Bilmem, nereye koyuyorsan orada. Hop. Geldik. Çekil bakayım. Çok yaslamıyoruz mangoya. Çünkü mango yağlı olabilir. Tamam, attım. Şimdi şuradan şöyle bir minik katlayabiliriz. Evet. Buradan da bir minik katlayıp. Sanki biraz değil, çok uzakta kaldı. Olacağız öyle annem. Gördün mü? Biraz aralıklı yapayım. İnşallah şişince birleşecek. Birleşmese bile güzel kızarır anneciğim. Kızarmaz mı sence de güzel? Yılan gibi olmaz peki? Kol böreği olmaz peki? Birazcık daha mı kenarlarına yap, doğru atsan? Tamam, birleştirebiliriz bence. Bu kadar da açmaya gerek yok. Yes. Şurayı birleştirelim. Şurayı. Şöyle. Bir yumurta sarısı mı sürsek yoksa sürmesek mi? Böyle çıtır çıtır mı olsa? Sadece şey, sereyağı sürerek. Böreğim hakikaten pırıl pırıl oluşuyor. Altı da güzel pişti. Bugünkü vlogumu da çok geç açıyor biliyorum anca. Saat 2. İftar için bir şeyler hazırlayacağım ama benim kıymam yoktu. Markete geldim. Arda. Adamar markete geldim. Kıyma alacağım. Eksik olan birkaç bir şeyim var. Kız kardeşim Nescafe istedi. Ona uğrayacağım. Eve gidip çorbamı ve yemeğimi yapacağım. Dolma yapacağım özellikle. Dolmam çok az miktarda olacak ama uğraştıracak beni. Kızlar da evdeydi. Meral bir arkadaşı geldi. Birazdan onunla, şu an onun da dersi başladı. Saat 2'de başlıyor. O da dersini yapacak. Ben de şimdi eksik malzemelerimi alıp eve döneceğim. Anneme uğrayıp eve döneceğim. Evet arkadaşlar. Pirincimi yıkadım. Süzüldü. Kıymayı da markete gidip aldım. Şurada bir yerde kırma olacak. Ha, burası kıyma. Karıştırıyordum ben. Kıymam da burada. Pirinç, kıyma, domates. Difrizden çıkardığım buğutlu domateslerim. Kuru soğan. Sarımsak, taze nane, maydanoz, kimyon, karabiber, tuzumu, salçamı koydum. Zeytinyağımı da ilave ettim. Şu an karıştırıyorum. Çok güzel bir pazı. Pazılarımı da haşladım. Pazı sarması, pazı dolması yapacağım ama
Fazlalarım yetmezse de biraz difrizden yaprak veyahut da patlıcan, biber gibi bir şeyler çıkarmayı da düşünüyorum. Şimdi bunu elimden bir güzel yoğuracağım. Elimden girmesem olmaz. Kıymamı da taze taze çektirdim. Taze çekildiğinde kıyma dolma bana mı öyle geliyor? Çok güzel oluyor. Yani difrizden çıkardığınızdan aynı olmuyor gibi geliyor. Mis gibi bir kokusu da çıktı şimdiden. Tabi baharatların verdiği, naninin, maydanozun, her şeyin verdiği koku var burada. Bir tek limonunu sıkmadım. Önce böyle harcı karıştırayım mı? Daha sonra limonunu sıkarım, elimi yıkarım artık o zaten. Ah, kısmetlisi olacak demektir bu. Kıymalar top top kalsın istemiyorum çünkü karıştırdığımdan emin olmak istiyorum. Kıyma da difrizden çıkmadı ama domates buzluktan çıktığı için elim dondu. Yeter artık, bu kadar bırakıyorum. Dolmalarım rengarenk tencereye girdiler. Üstüne bir kapak koyacaktım. Hala daha koyacağım. Hemen koyayım. Pembelik yapmayayım. Ah. Ne kadar güzeller ya. Evet. Bunu da hallettiysek. Tamamdır. Canım Kayram'ın annesinden istediği kurabiyeler. Ellerine sağlık sevgicim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.